peki. Sayın Barakçı'sına devam edelim. Şey Muğla, Aydın, e, Batı Antalya, Antalya Suike, civarı Fethiye. filan kastediyor. Yani Knidos işte Marmaris civarı, evet. Muğla oralar Likya'ydı. Onu bahsetti. Likya medeniyeti. Sayın Barakçı sizle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aslında 11 Aralık tarihinde yapmış olduğu açıklama üzerinden devam etmek istiyorum. Göreve geldiğimizde savunma sanayi %20 yerliydi. Şimdi %80 yerli. E, bu konuma geldik. Bu ne demek? Efendim şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Türkiye son 5-10 yılda milli savunma sanayinde çok büyük adımlar atmıştır. Bu gerçeği hiç kimse değiştiremez. Ve e, yani iktidarın başka şeyini eleştirebilirsiniz. Ekonomiden şunu konuş, şu konuşulabilir, bu konuşulabilir ama milli savunma sanayi konusunda konuyu ele alış şekli gerçekten takdire şayandır. Yani bunu silahlı kuvvetler mensupları da böyle tanımlar ağırlıklı olarak. Konuyu takip eden insanlar da böyle tanımlar. Şimdi dolayısıyla yani bunu e, her çeşit ifade edilebilir bu. Bunun siyasi malzeme yapılması yapılmaması hiç önemli değil. Zaten insanlar olan biteni görüyorlar. Ne oluyor, ne bitiyor görüyorlar. Dolayısıyla bu Türkiye için bu ne kadar önemliydi. Şimdi tabii 21. yüzyılda hiç kimse böyle büyük savaşlar, topyekun savaşlar, onun bunun saldırılarını falan beklemiyor. Ama şu bir hakikat ki dünyanın en sarsıntılı 3-4 tane coğrafyasını sayın deseniz herhalde Orta Doğu bunların ilk ikisi, birincisi, ikincisi veya üçüncüsü gelir. Hem de yani her tarafı, Orta Doğu'nun her tarafı. Dolayısıyla... E, düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin ne kadar enteresan Kuzeyinde bir savaş var Tam kuzeyinde Yani öyle benzetme de değil Tam güneyinde bir savaş var Tam doğusunda bir savaş oldu bitti Allah'tan Hani bir batısı karışık değil Yani dört tarafında Barutun, ateşin, bombanın patladığı bir coğrafyadayız Kosova tutsaydı batı da gidiyordu. Yani ayrıca. Neyse orası biraz Allah'tan itidarlı. Vuruldu. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin bir değil, üç değil, yedi sekiz sebepten ötürü hiç savaşmasa da milli savunma sanayini güçlü tutması mecburidir, elzemdir. Vaktiyle imkan yoktu, ekonomik şartlar el vermiyordu, teknolojisi el vermiyordu. Ama bu konuya kim önem verdiyse, kim bu önemin içerisinde hangi rolü oynadıysa Türkiye Cumhuriyeti devleti için, geleceği için, mevcut ahvali için bu çok önemli olmuştur. Dolayısıyla bunun bu şekilde ifade edilmesi ya da başka türlü ifade edilmesi hiç fark etmez. Gerçek budur. Ve Türkiye bunu sürdürecek. Şimdi paşamı dikkatle dinledim. Evet, yani teknik sebeplerle insanlığı Uçakların e, elbette avantajı vardır, önemlidir, doğrudur. Ama her şeye rağmen bir gün gelecek, o kurgu bilim filmlerinde seyrettiğimiz, e, ama bundan 30 yıl önce bugüne ait filmler çevrilirken olur mu canım denen filmleri 30-40 yıl sonra yaşıyoruz. Yani Uzay Yolu dizisindeki Kaptan Körk elindeki şöyle bir aleti, Tırt diye açtığında cep telefonu gibi bir şeyle konuşuyordu. Biz 40-50 yıl önce onu izlerken diyorduk ki böyle bir şey mi olur falan diyorduk. Şimdi onu kullanıyoruz, elimde işte. Dolayısıyla gelecekte bazı şeyler evet insansız olacak doğal olarak. Buna evrilebilir, evrilmeyebilir ama önemli değil. Teknolojinin bir aşaması. Türkiye için bu level'da, bu aşamada o level'a geçmek bence de çok isabetli olmuştur. Bir şeyler söyleyeyim mi evet, bu buyrun, konuda? Buyurun. E, coşkun hocam siz de devam edin ama ben de o sırada notları da aktarayım çünkü e, Tusaş TUSAŞ'ın yapmış konuda. olduğu evet. TUSAŞ'ın geliştirdiği jet motorlu insansız savaş uçağının adı da Anka 3 Mius yani muharip insansız uçak sistemi olacak. Anka 3 jet motordan güçlü olacak. E, bunlardan da böyle kısa kısa bahsedersek çok iyi olur. Buradan. Edelim. Şimdi aslında e, Hakan kardeşime sorduğun soru çok kıymetli. Yani Cumhurbaşkanımızın açıklaması ee, gerçekten e, tarihi bir gerçeği gösteriyor. Yani yüzde %20'lerden işte 80'lere gelen ve bana göre bu süratle gidersek e, 90'lara zorlayacağımız, %100'e yakın bir süreç var. Şimdi benim hani meslek yaşantısına başladığımda işte üç eski askeriz değerli komutanım e, bu konuda önderimiz. Yaşça bizden de büyük ama benzer süreci geçtik. E, benim ilk hayal kırıklığına uğradığım an temel çıktığım andı. Neden? Neden? Şöyle e, bir gerekçeyle işte öğrenciyiz. O zamanki işte Allah selamet versin yaşayanlara da uzun ömür versin öğretmenlerimiz, hocalarımız, komutanlarımız öyle bir ruh hali yetiştirdi ki işte Meten'in torunları Osmanlı'nın devamı. Ondan sonra e, ki benim dede de rahmetli Sistel Gazisiydi. Şimdi o terbiyeyle, o eğitimle büyümüşün temen çıkıp da rütbeyi taktığın an kendini dünyanın fatihi gibi görüyorsun. Bir de coşkun komutan atarlı ve ataktır. o da ayrı. Aynı ruh hali komutanında. rastlamadık. Hep böyle daha gülümseyen <laughs> tavrıyla. Buyurun. Onu eski o mahkemeler döneminde. <laughs> bir de öyle bir... E, anınız, anı mı diyelim artık ne diyelim Coşkun Hocam? Hatırat anı ne Hatır. değil <laughs> ki oradan da dem vurayım. Hani tam da bu konuyla örtüştürerek madem açtınız. Şimdi Abdullah kardeşim de aynı ruh halinde. Cezaevi olmuştur. günlerini mi anlatacaksınız bize Yok. kısaca? Yok. E, cezaevi günlerinden dem vurarak bu projeler nasıl engellendi oraya aslında bir başlık açmakta fayda var. Yani o e, milgemden başlayan süreç. E şimdi teğmen çıktığımızda e, devlet donatıyor sizi. Belinize silah veriyor. İşte başınıza bir çelik başlık veriyor. Sırtınıza bir parka veriyor. E, i̇lk hayal kırıklığı oydu. Getirdiler tabancayı. Dedik bu ne? Çekos tabak vizör dediler. Taktık ha. belimize. Ha mü taktınız? Evet. Ondan sonra işte başa bir çelik başlık dedik bu ne? Alman çelik başlık dediler. İşte sırta bir parka geçirdik bu ne? Amerikan parka dediler. O ara sorguladım. Ya dedim biz devasa işte Mete'nin torunları koca devlet yani bir tabanca yapamayacak kadar aciz miyiz? Ve o ruh haliyle de işte ilk yakın amirlerimize gittik. Dedik ya bu işte bir gariplik var. Karadeniz'de insanlarımız beş çayı otururken molada yapıyorlar o tabancayı. Buradaki insanlar bu teknolojiye haizken niye oralar desteklenmez? Niçin bu silah tesisatı yüz yapmayız? Hem dışarıya para kaptırırız hem de böyle el alemin malzemesiyle e, koca bir orduyu donatırız. Tabii o ilk etapta biz örselendik. Yani işine bak işte devlet bilir ne yapacağını gibi bir takım söylemlerle karşılaştık. Daha sonra ben derinlemesine araştırdım. Dedim bu işte bir gariplik var. Yani biz şunu yapamayacak kadar aziz bir devlet değiliz. Araştırınca ta Atatürk dönemine gittik. Ya baktık biz uçak yapmışız. Denizaltı yapmışız. Allah nur içinde yatırsın Nuri Kıllıgil. Parçasını bulamadılar. Tabanca yapmış, satmış. Ki bana göre hani üzerine konuşulmalı, filmler yapılmalı, destanlar yazılmalı. Bu teknolojiyi Türkiye'ye kazandırmak için işte Zeytinburnu, Sütlüce oralarda fabrikalar kurmuş, tehdit edilmiş. Hatta demişler ki uğraşma, parçanı dahi bulamayacaklar demişler ve bir suikastle, bir sabotajla, fabrikayla bir 27 tane şehit, biri de rahmetli Nuri Killigil. E şimdi mesela silah yaptık, gurur kaynağı, işte bir takım Karadeniz'de fabrikalarımız var. Mesela bir Killigil adı verilemez mi? Adı yaşasın, yaşatılsın diye. E bunlar aslında bizim sorgulamamız gereken hususlar. E şimdi bu açıdan bakıyorsunuz ve oradaki ihaneti net görüyorsunuz. Yani Atatürk'ten sonra bir karanlık güç, bir karanlık el sizi bu sektöre sokturmamak için her yolu denemiş ve bir bir kapatılarak sadece kendi içine kapanan bir toplum haline getirmiş. Şimdi Atatürkçülük hani çok dillere destan şu ara kendini öyle adleden bir takım çevreler var. Ben geriye dönüp bakıyorum Atatürk'ün bıraktığı mirası tekrar ayağa kaldıran, canlandıran, bize bu gururu yaşatan şu anki siyasi iktidar. Ben geçtiğimiz günlerde merak ettim dedim ki partisimlerini kapatsak, yapılacakları da alt alta sıralasak şunlar olacak hangi parti oy verirsin desek inanın yüzde yüzü şu anki iktidara verirdi şu yapılanlarla. Sadece savunma sarayındaki yapılanlar bile bana göre yeterli. E şimdi teknolojiden bahsediyoruz. İnsansız araçlardan bahsediyoruz. Ya 10 sene önce ben bunu açsam az önce Hakan kardeşimin o uzay yolundan verdiği örnek gibi hadi oradan derlerdi. İnsansız uçağı uçuracağız desek. Fantaziydi bunlar 10 sene önce. 5 sene. Evet, önce. Doğru. Onun için örnek verdin. güzel örnekti o. Şimdi aynı mantık burada da var. E şimdi Hani cezaeviyle bağdaştırayım, ihaneti görelim diye. işte fuhuş ve askeri casusluk. içeri girdik, örgüt lideriyiz. İki yıl... Siz mi örgüt lideri olarak? Evet, örgüt lideri e, olarak. FETÖ böyle bir sürü yakıştırıyordu yapıştırıyordu. O evet. operasyonlarda alındık. Ee, ben tabii emekli olduğum için sivil cezaevinde yattım. Ama askeri cezaevinde yatan da 90 tane pırıl pırıl vatan evladı. Çoğunluğu denizci. Altını özellikle çiziyorum. Fırıl subaylar var. Denizcilere özellikle bir de vurdular. Niye olduğunu şimdi açıklayacağım. Şimdi ben lideriz ama dışarıda yatıyorum. Sivil cezaevi asker olanlarda bu bahsettiğim işte 90'a yakın silah arkadaşı da dışarıda düzeltiyorum. Asker cezaevinde kalıyorlar. İlk defa o dershane kavgası başladığında bir araya geldik. Mahkemeye çıkacağız. Çünkü kavga büyüdü. Toplumda infial olmaya başladı. 400 tane casus mu olur bu nasıl iş diye ve sırf o FETÖ'nün ihanet şebekesi o tansiyon düşsün diye peyderpey işte e, önce bir mahkeme yüzü göstermeye başladılar ki plana göre 5 yıl hiç kadı yüzü görmeden e, hakimin, savcının düzeltiyorum iddianamesini bekleyecek idik. O senin bağırıp çağırdığın mahkemeler. Heh. <laughs> şimdi o mahkemede ilk defa karşılaştığımızda e, karşımda duran işte asker ekipten 3-4 kişi bana doğru geldiler. Dediler Coşkun Bey dedim benim. İşte ben dedi albay isim vermeyeceğim şu. Buyurun. Biz dedi sana bağlı örgüt elemanı olarak gözüküyoruz. Ondan sonra <laughs> ilk defa cezaevinde tartışıyoruz, tanışıyoruz bu bahsettiğim kişilerle. Biz dedi hiçbir şey anlamadık. Siz istihbaratçısınız, biraz dedi anlamlandırabilirsiniz. Niye buradayız? Neler oluyor? İki yıldır içerideler. Ben de dedim ki doğal olarak dedim kendinizi bir tanıtın ki ona göre dedim niye burada olduğunuzu konumlandırayım. Anlam vermeye çalışalım. Şimdi bahsetmiş olduğum komutanım ki benden büyükmüş. Muhabbette bu ortaya çıktı. Dedi ki ben dedi denizciyim dedi. Şimdi denizcilere yapılan operasyonu biliyorum. Neden? Çünkü Akdeniz'de ve Ege'de, Adalar Denizi'nde bugünkü olaylar yaşatılacak. Bunun hesabını önceden yapıyorlar. Bu Hı. nedenle deniz kuvvetlerini kitleyip gemi çıkaramayacak hale getirerek şu anki o alanı kendilerine müzahir bir e, Yunan Gölü diye yani çok adlandırırız ya bir pozisyona düşürmek. Amaç bu. Uzun vadeli oynuyor adam. Nerede denizci varsa hepsi içeride. Ve bu da denizciyim deyince ben de bir gemi kaptanı, bir gemi görevli rütbeli diye adlandırdım. Dedim nerede, hangi gemidesiniz? Ben gemide de, de, kaptan falan değilim. Ya mühendisim ben dedi. Nerede çalışıyorsunuz dedim. Milgem dedi. Dedim komutanım siz hala anlamadınız mı niye burada olduğunuzu? Neden siz dedim. o zaman anladınız mı? Ben için biliyorum ne döndüğünü. Siz dedim anlamadınız mı neden burada olduğunuzu? Neden dedi? Ya dedim proje çöksün, dursun diye dedim işte. Özellikle kasıtlı olarak sizi dedim buraya almışlar. Yalnız mısınız? Yo dedi. Gelin dedi 5 kişi işaret etti. Geldiler. Hepsi milgemde gemi mühendisi ve pırıl pırıl vatan evlatları. Dava neydi? Anadolu uçak gemisi yapılmasın. İşte insansız deniz araçlarımız, e, Albatros'lar yapılmasın, fırkateynler yapılmasın ve deniz kuvvetleri kitlensin. Çünkü Oyun belli. Önceden kurgulanmış. Ve hepsi de casus diye bu bahsetmiş olduğu mühendislerin hepsi içeri alındı. Pardon alıyor. bir şey unutma. Bir de hepiniz millisiniz. Kimseye bağlı değilsiniz. Ha evet o ayrı bir konu. <laughs> Ve bu bahsetmiş olduğu mühendislerin tabii ilk etapta tepkileri şu. Oyunu tam kavrayamadıklarından devlet işe bize niye sahip çıkmıyor vesaire gibi konuşuyoruz. Ben de dedim ki yalvarıyorum. Döndüğünüzde devlete küsmeyin. Bu projeye sahip çıkın. Zaten amaç o. Projeyi çökertmek veya projeyi yalnız bırakmak ve sistemi kitlemek. Hepsi döndü. Allah aşkına şu an hepsi projenin başındalar ve bu ortaya destan çıkıyor. Ee, bakın. Ha, onlar bu, döndü mü göreve? Döndüler. İşte bu milgemin zaten çoğu yani bunlar pırıl pırıl beyinler Hı. ve nadir yetişen insanlar. Kaldığı yerden devam ediyor diyebilir miyiz o zaman proje? Elbette işte zaten oyunu çözdükleri için birçoğu şu an projenin başında. İşte millete bunları anlatmak lazım. Ya. Bu söylediği şeyleri anlatmak lazım. Bunlar e şimdi, bilinmiyor yani. Bilinmiyor. Mesela bakın Midlas, ee, Erdoğan Paşam konuyu açtı. İşte e, milli e, dikey lançer atış sistemi. Bu dünyada sayılı ordu da var. Şu an 2023'te İstanbul Fırkateyni'ne e, montajı yapılacak, denenecek. Ve gerçekten çok büyük bir kazanım. Sayın Başbuğ, şimdi aslında bize e, biz... Geçen hafta Togu konuşurken belki Sayın Karakuş da katkı sağlamak ister önemli de bir noktaya değindiniz yerli otomobili konuşurken de engellenme riski var mı engellenebilir mi sorusunu sormuştum şimdi aynı şeyi uçak konusunda da konuşalım çok da uzağa gitmeye gerek yok yerli otomobili yıllar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde biten bir hikayenin devam ettiğini 2023 yılına girdiğimiz şu günlerde tanıtık ediyoruz aynı konuyu Uçaklar konusunda da sorayım size. Engellenme e, riski var mı? Aslında sadece uçak konusunda değil tüm yerli savunma sanayisinde. Asla Çünkü şüphe çok etmeyin. Da uzakta değil birkaç yıl öncesinden verdiğiniz örnek. Asla şüphe etmeyin. Bakın ben size daha yakın bir örnek vereyim. E, milli helikopterimiz bunun motor denemesi yapılıyor. Gene heyecan içindeyiz. Zannediyorum 1-2 yıl önce benim hiç unutmadığım karedir. Ve bu kimsenin de bu milletin de unutmaması gereken bir karedir. Youtube'da geziyor görüntüler. Arzu eden oradan baksın seyretsin. uçak, helikopter motoru deneme yapılacak bir tören düzenleniyor. Ve tören televizyonlardan naklen yayınlanıyor. Cumhurbaşkanımız tören yerinde, projenin başındaki ilgili kişiler yerinde ve bir cam fanus içerisinde helikopterin motoru ve Cumhurbaşkanı kendi uslubuyla e, kulağa hoş gelen o söylemiyle hadi bakalım dedi motoru bir çalıştırın ya Allah bismillah dedi ses yok. Başındaki esas projenin başındaki ilgili görevli içeri sesleniyor. Evet diyor çalıştırın motoru. Ses yok. Mikrofondan şunu söyledi. E, bu firmayı dedi bize tavsiye ettiler. Bu bir ihanettir motoru çalıştırın dedi. Arkada ne dönüyorsa birileri devreye girdi, motor çalıştı ve olay kapatıldı. Bakın Cumhurbaşkanı orada. Televizyonlar naklen veriyor ve orada bile deniyorlar. Şimdi siz böyle bir tehdit hala şu yaşanmışlık varken bertaraf oldu, geçti. Böyle bir tehdit yok. Bu projeler kim gelirse gelsin kaldığı yerden devam edebilir diyebilir misiniz? Şimdi Amerika'nın Türkiye olan hasmanet tutumu, düşmanlığı hep S-400'e bağlanıyor. Asla katılmıyorum. S-400 bir gerekçe, bir bahane. Siz savunma sanayinde bu hamleleri yaptığınız sürece Amerika sizin de aynı çizgiye gelir mi? Ve Amerika için en büyük tehdit şu an bizim bu yaşadıklarımız, yaşattıklarımız. Bakın Pakistan'a dört tane korvet siparişi verildi Pakistan tarafından. Ve Allah'a şükür geçtiğimiz günlerde gene Cumhurbaşkanı katıldı teslim törenine. İşte o bahsettiğim casus diye içeri atılan mühendislerimizin destek ve işte katkılarıyla o diğer emeğe geçen bütün mühendislerimize buradan şükran ve minnet borçluyuz. Bu dört geminin Aynen. toplam ülkeye getirisi 4 milyar dolar diye biliyorum kazanç. E şimdi bahsetmiş olduğumuz teknolojiler dünya pazarında gerçekten dengeleri alt üst ediyor. Peki. Benim muhasebem artı yazıyor, Amerika'nın muhasebe eksi yazıyor. Şimdi Amerika olarak bu süreci sadece seyretmekle mi yetinirsiniz? Ben o kirli gili özellikle örnek verdim. E, parçasını bulamadılar. O anki iktidar cenaze namazını kıldırmadı. Ve bir baş sağlığı mesajı bile yok. Öylesine ihanet içimize girmiş ve tarihe gömüldü gitti. Şimdi bu tehdit bana göre halen var ve hep de olacak onu söyleyeyim.